Sivas Doğanşar Yavşancı Köyü'nün düzenlediği kır gezisindeyiz. Yanımızda köyümüz büyüklerinden Hüseyin Turunç amcamız var. Kendisiyle biraz sohbet edelim dedik. Öncelikle sevgili Hüseyin amca, nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim, sağ ol. Sağlığımız, saatimiz nasıl? Yerinde sağ mi? Olun, saatimiz iyi. Şimdilik iyiyim. Şimdi zaman zaman böyle piknikler düzenleniyor köylerde, gerek ilçelerde. Gençlerin kaynaşması, tanışması, dostların, akrabaların bir araya gelmesi için. Eskiden de Evet. böyle zaten gurbet yoktu pek fazla, değil mi? Yoktu Herkes tabii. köydeydi, millet birbirini Köylüydü. görüyordu ama Köylüydü. şimdi gurbet var. Gurbet var. Kaç senesinde geldik İstanbul'a? 52'de geldim. 52'de geldik. 1952. Evet. Efendim. Ne işle başladık gurbetteki iş hayatımıza? İş hala hayatım. Gel. Ha, gel yenge. Hamam gel gel hala başladık. Musa kalk orada. Hamamcılık işi. Evet, başladık. Gel gel gel. Evet. Gel. 1966'da İstanbul'a geldik, hamam açtık, Bezdecir hamamını. Çalışmaya başladık. O gün bugün o devam ediyor. Devam ediyor. İşte yaptığımız işler bazı işte. Anladın mı? Peki memlekete gidip geliyoruz mu? Memleketle aramız nasıl yani? İyi, memleketimi çok seviyorum ben, biliyorsun köyümü. Yaptığımız işler, camiyi biliyorsun yaptık. Evet. Köyümüzde gerçekten hayırsever amcalardan birisin. Yaptığın birçok hayır, hasenat var. Böyle düşündüğün zaman şunu da yapsaydım dediğin ya da yapmak istediğin bir şey var mı? Var. Şadırman, camının orada bir şadırman yapmak istiyorum. Şadırman yapabilirsek. Evet. Peki gençlere neler söylemek istersiniz? Şimdiki gençliğe neler tavsiye etmek istersiniz? Sizin tecrübelerinizden yararlanalım. Gençlere birlik, beraberlik tavsiye ediyorum. Anladın mı? Evet. Beraber olsunlar. Beraber çalışsınlar. Ben onu istiyorum yani. Evet. Peki bizim programlarımızı izliyor musun? İzliyorum ben. Seviyorum da yani. Programda yok, neleri yok. Görmek istiyorsun? Neler olmasını hocam, istiyorsun? Görelim şeyi. Köy görüntülerimi. Köy görüntülerini iyi değil. Seviyorsun. Seviyorum. Evet. Yani senin programını seviyorum. Peki Hüseyin amcamızı fazla yormayalım. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbetten dolayı. Hatice halamız var yanımızda da, yine köyümüzün değerli büyüklerinden. Halacığım, sen ne zaman geldin Gurbetel'e, bir anlat bakayım. Kaç sen, onu da bilmem ki. Bayağı olmuş. Kaç sen oldu? 55 oldu. 52'de de 53'te geldim. Nasıl, enişte iyi bakıyor mu? Bakıyor, bakıyor. Aranız nasıl, iyi midir? Çok, su sızmıyor. Öyle mi? Hiç tartışmaz mısınız ara sıra böyle? Yok, yok. Hiç tartışma olmadı bugüne kadar. Geçtiğinde belki olmuştur. Şimdi yok. Evet. Vallahi örnek bir evlilik. Tebrik ediyoruz. Ha, biraz deşelim, dur. Amca diyor ki ne zaman evlendik diyor. Onu bilemeyeceğim. Demek ki siz evlilik yıldönümü falan kutlamıyorsunuz. Eskiden yoğdu, utanma vardı. 47'de evlendik biz. İyi tamam, sen biliyorsun ya. Düğün köyde mi oldu, burada mı oldu? Köyde oldu, köyde. Köyde oldu. Tabii. Kaç gün oldu düğün, normal köy düğünü gibi? Üç gün. Üç davul üstüne var. Yani atınan gelin oldun, öyle mi? Tabii. Eskiden bizde atla, gelin atla giderdi. Yani, tabii tabii. Evet. Ne kadar durdun gelin olduktan sonra köyde? 5 sene. 3 öyle durduk, 2 de askere gitti, 5 işte. 5 sene durduk, diyarı burada geçti işte, İstanbul'da geçti. Peki hiç özlüyor muyuz memleketi böyle? Tabii, rüyamı bile orada görürüm. Doğduğumuz, büyüdüğümüz yer orada tabii. Zaman zaman gidiyorsunuz. Tabii tabii, yazları gidiyor, istiyorlar yine. Rüyalar hep köyde görüyor. Peki halacığım, buradan neler söylemek istersin? Hem akrabalarına, dostlarına neler söylemek istersin? İyilik, sağlık, hoşluk, barışlık. Hoş geçinmek. Evet. Gençlere neler tavsiye edersin? Gençler de iyi olsun. Sağlam olsun. Büyüklerini saysın. Büyüklerini saysın. Küçüklerini sevsin. Hürmet olsun analarına, babalarına, bütün komşularına. İyilik olsun. Anneye babaya iyi baksınlar. Tabii tabii. Peki. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbetten dolayı. O imişin
Gelirken yanımızda benim için çok değerli olan bir insan var, sevgili babam. Babamı da getirdik. Babam yazları köyde kalıyor, kışlar İstanbul'da. İstanbul'dan Sivas'a konsere gelirken bu kez birlikte geldik babamla, annemle. Allah razı olsun, Allah ömrünü uzun etsin. Allah hayırlı kazanç versin, hayırlı ticaret versin. Kazadan beladan saklasın Allah. Geldim kardeş, madım aklı o yolları bırakıp da. Burası benim okuduğum ilkokul. Biraz sonra içeriye de geleceğiz. Evet, gördüğünüz gibi şu anda köyde çocuk olmadığı için kullanımda değil. Okul boş vaziyette bekliyor. Evet, okulda okuduğumuz sıra burada kalmış. Bu sırada tam ortada oturuyordum. Yanında, sağında ve solunda iş arkadaşımla oturuyordum. Burada öğrendik, iki okuma yapmayı. Gelen geri dönemezmiş. Sivas Doğanışlar Yapşancı Köyü Muhtarı Ömer Kalyon yanımızda, yani bizim köyün muhtarı. Muhtarımız Doğanışlar köyleri içerisinde en başarılı muhtar. Sevgili muhtarım, önce seni tanıyalım, sonra da köy hakkında senden bilgi alalım. Köyde neler yapıldı? Sayın Yıldırım, bize bu imkanı tanıdığım için çok teşekkür ederim. Köyümüzün ve Doğanışlarımızın, Sivas vilayetinin bütün 60 milyon insanın gurur kaynağısın. Senden gurur duyuyoruz ve köyümüzü tanıttığımızdan ötürü çok teşekkür ederim ve ekibinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Yavşancı Köyü Muhtarı Ömer Kalyon. Şu anda köyümüzün altyapısından, spor tesisinden, çocuk bahçesinden her şeyini yapmak üzereyiz. Sağ olsun dernek başkanımız ve dernekte bulunan bütün yönetimdeki arkadaşlara teşekkür ederim. Böyle Doğanışlar kazasında tek köy olarak parmağıyla gösterilen bir köy varsa o da Yavşancı köyüdür. Sağ olsun Sayın Yıldırım kardeşimiz her programda köyümüzü dile getiriyor ve köyümüzün insanıdır. Köyümüzde doğdu, köyümüzde büyüdü ve bu okulumuzda okudu. Sevgili muhtarım, köye bir spor tesisi yapıldı. Bunun açılışı ne zaman? Spor tesisimizin açılışı bu sene kısmet olursa Osman kardeşim de yönetimde şimdi İstanbul'a döner dönmez aynı zamanda toplantı yapacaklar. Spor tesisimizin A'dan Z'ye soyunma odaları, duşları, yemekhaneleri ve efendime söyleyeyim salonları, şeref tribünleri hazır olacak. 5000 kişilik stadımız Allah'a izin ver Sivas Spor antrenmanına hazırlayacağız Allah kısmet ederse 2008'e. Aynı zamanda 2008 yılında köyümüzün asfaltlanması çıkmıştır. Onu da duyuruyorum. Köyümüze bundan sonra hiç tozu olmadan Doğanışlar'dan Yavşancı Köyü'ne geleceksiniz. Ütülü elbisiyle arabanız toz olmadan Yavşancı Köyü'ndesiniz efendim. Sayın Yıldırım, sizi de bekliyoruz açılışa. İnşallah. Sayın milletvekillerimizle beraber. Hele sizin gibi bir bugün bir sanatçı olup da Yavşancı Köyü'nden çıkması bizi çok büyük gururlandırıyor. Sayın Hüseyin Yıldırım. Sağ olasın muhtarım. Sizin bu ayrı güzelliğiniz, ayrı bir güzelliğiniz var. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun buraya kadar geldiniz efendim. Yavşancı Köyü Muhtarı Ömer Kalyon'la kısa bir söyleşi yaptık. Muhtarımıza çok çok teşekkür ediyoruz verdiği bu güzel bilgilerden. Doğanışlar Yavşancı Köyü'ndeyiz. Yanında da Hasan amcamız var yanımızda. Hasan amcam nasılsın, iyi misin öncelikle? İyiyim yavrum, sağ ol, Allah razı olsun, sağ ol, Allah cümlesine razı olsun, sağ ol, canım sağ ol. Çok şükür, bundan daha iyi olmaz, bu yaşta, yaş artık bizim tamam. Güneş ilikindiye döndü, yolculuk başladı, Allah imanından buradan ayırmasın. Amin. Benim olan bu oğlum, 80 sene yaşadım, nasıl geldi, nasıl geçti bilmiyorum. Bir kapıdan girdim, bir kapıdan çıktım işte, hadi. Onun için efendim, ne diyeyim bak, bundan sonra da Allah, Cenab-ı Allah hayırlı ömür verir de efendim yaşarsam ne diyorum sana şimdi kadar bir ekmek parası için çalıştık şurayı yapak bu yapak bundan sonra da diyorum işte Allah ömür verirse ibadetimizi yapalım
hayır hasenat bir şeyler yapalım. Adım affet. Cenab-ı Allah belki kabul eder adımı da. Onun için başka diyecek bir şey yok. Yoksa günümüz doldu, vaktimiz geldi. 80 sene nasıl geldi, nasıl geçti bilmiyorum. Dünya malına çok damak etmeye de gelmiyor. Dünya malına çok damak ettik. Çok çalıştım, çok yoruldum. Çok çalıştım, çok yoruldum. Şimdi işte diyorum sana günümü bekliyorum. Kur'an diyor ki sende hiçbir şey yok diyor. Bende bir şey yok ama dizlerimin dermanı yok. Adımı. İyisin iyisin maşallah yine. Dizlerimin dermanı yok. Kucum kuvvetim yok. Anladım efendi kardeşim. Daha başka diyecek bir şeyim yok. Ne diyeyim başka? Peki Hasan amcam. sen hayırsever bir amcamızsın. Adımı. Köyde birçok çeşme yaptırdın. Köprümüzü yaptırdın. İşte birçok ayrı hayrın hasenatın var. Şöyle geriye dönüp baktığında keşke şunu da yapsaydım dediğim bir şey var efendim ya. Ne diyorum sana, isterim ki ben ne kadar hayır iş var zaman şöyle şey. Baktığın zaman şimdiki köy eski köy, eski insanların yaşantısı efendim nasıl? Şimdiki da, şimdi daha iyi. Şimdi için daha iyi. Çünkü şimdi gençler daha iyi. Gençler hoşuma gidiyor. Gençler köyün kalkınmasına da çalışıyor. Hayır hasenata da çalışıyor. Nasrattin Hoca ne diyorum sana? Eşya uyuzmuş. Eşyanın bir tarafını gaz yağıyla yağlamış. O bir tarafını da çiliğinden üteyim demiş. Efendim çiliği ütüyoruz ama eşya o tarafı gaz yağıyla yağlı. Çiliği ütüyoruz eşya alev etrafını sarmış eşya. Eşek demiş, ahlın varsa göle kadar git kendini söndür. Yoksa başka çaren yok demin de. Adım, iş sağlık. Hadi. Geri gıdaklar, Allah selamet versin. Evet. Hasan amcamızla çok güzel bir sohbet yaptık. Ağzına yüreğine sağlık Hasan amca. Çok sağ olasın, Allah razı olsun diyoruz. Allah daha uzun ömürler versin Hasan amcamıza. Sende ne var ne yok canım? İyi Allah'a şükür. İyi. Daha yok. Selamun aleyküm. Köyüm nasılsın canım? İyi misin? İstanbul'da gider misin? Diyeceğin var mı? Selam göndermek ister misin? Her gün. Yine de çok çok selam var. Bizden bir isteğin arzun var mı? Köyümüz yıkılmış tanemiz var. Amca bizden bir isteğin arzun var mı? Burada benim köyüm. Peki. Hadi biz gidiyoruz. Allah razı olsun. Hakkın helal et. Helal et. Senin de hakkın olsun. Olmaz olur. Olmaz olur. Ne talihsiz misin? Kadersiz yurdum. Köyüm diye diye yandım kavruldum. Ne talihsiz misin? Kadersiz yurdum, köyüm diye diye yandım kavruldum. Ölüm kalım vardır, bende bir kulum. Gidip görem dedim, gidemedim. Ölüm kalım vardır, nihayet kulum. Bu da benim köyüm diyemem. Thank you.
toprağında taşır seyitler ruhu. Özledim köyümü, baba yurdumu. Toprağında taşır seyitler ruhu. Özledim köyümü, baba yurdumu. Köyümüz yıkılmış, ağaçlar kuru. Yollarım tutulmuş, gidemiyorum. Dostum akrabamı göremiyorum. Köyümüz yıkılmış, ağaçlar kuru. Bura benim köyüm diyemiyorum. Dostum akrabamı göremiyorum. Köyümüzün büyüklerinden Mehmet amca ile birlikteyiz. Mehmet amca nasılsın canım, iyi misin? Allah'a şükür olsun. Biraz rahatsızlanmışsın, geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Şu an var mı, ağrı acı bir yerin var mı? Ağrı, adım atamıyorum. Görüyorum işte, adım atamıyorum. Yemek yiyemiyorum, neden? Rahatsız ediyor beni. Öyle ilacıyla mülacıyla kurtulacak gibi de şuradan ilaç aldım. Evet. Gençliğinde çok yiğitmişsin sen, öyle diyorlar. Çok, çok, çok. Herkes anlatıyor yani. Ben ölsek uyuda güneşli olmadan kıza yükle gelirdim. Yani sabahları hep erken kalkarmışsın. Erken kalkardım. Allah'a dua ederim. Yaş kaç oldu Mehmet amca? 81. 81 oldu. Ya. Maşallah. Şükür, buna şükür, buna şükür de Allah razı olsun gelmişler. Geldikleri yollar hac yolu olur. Sağ olasın. Allah yoksa mevsim. Ya işte burada. Komşularına bir şey diyor mu? Selamın falan var mı? Var var. Soranlara selam söyle benden. Soranlara, sormayana bir şey yok. Sormayana yok mu? Yok. Soran senden ilgili oluyor. Bak ben her zaman size... Peki bizlere ne tavsiye edersin Mehmet amca? Sen yaşamış, tecrübe sahibi bir adamsın yani. Ne diyeyim Allah'a... Bize böyle bir ne tavsiye edersin Allah'a yani? Allah'a dua edin. Allah işinizi bol bol versin. Cenab-ı Allah istediğini verir, istediğinden alır. Yani baktın ki Allah, ben ondan yana çıkmıyorum, ayrı yola gidiyorum, Allah elinden alır. Her şey Allah'ın emriyle, evet. Peygamber'in kabliyle. Şükür, buna şükür. Daha neler var, hastalarda gördüm, neler var, neler, buna şükür. Çürünerek ben... Tabii. Maşallah sen yine iyisin, yine... Yok oğlum ben... Kendi yemeğini yapıyordun değil mi sen? Yine yapamıyordum. Yani bayağı... Tencere aykırı açıyorum, tencere iki bulgur neyse çayırıya atıyorum. Ne yapacaktım? Çayından etmeyle bir gün değil, iki gün değil. Kaç sene yalnızlık aldın Mehmet amca? 25 senedir yalnızlık. 25 sene ha, bayağı da. Çünkü niye de? Karıda şey vardı, kuvvetçene vardı. Evet. 7 sene karıyı götürdüm, getirdim, götürdüm, getirdim doktora. Doktor da bir sonradan tamam bu kanser dedi, geçti gitti. Kaç sene oldu? Yenge öleli? 7-8 sene oldu. 8 sene oldu. Ha, 8 sene oldu. Çok muhteremdi, muhteremdi. Öyle bula bula. Aa şimdi öyle bir kadın olsun. Bana hızlı diyorsun. Ailemi vallahi evi cahil veririm. Öyle kadın olsun ama. Şu Hüseyin, küçük Osman öldü mü? Allah rahmet eylesin ya. Ondan çok çalıştım. Gelemedim, gelemedim. Evet. Duydum ama gelemedim. Çok çalıştım. Küçük Osman'la. Babası Hasan dayıydı. Ya çok çalıştı. Allah rahmet eylesin. Ayşe'nin evlidir o. Selamın varsa komşulara buradan söyle. Selam söyle soranlara. Konuşuyoruz. Bak Allah gelin uzuyor, hacı olsun. Allah güç yetmez, sade yetmez. Belalardan hırs eylesin. Sizi. Amin. Sağ ol canım. Anladın mı? Bir isteyen arzun var mı bizden? Yok canınızın sağ ol. Selam söyle.
geldi geçti hayal gibi düş gibi. Yanarımda ben ömrüme yanarım. Geldi geçti hayal gibi düş gibi. Köyde sürekli kalan yine bir değerli büyüğümüz var. Hasan amca, Hasan amca maşallah hiç değişmiyorsun yani. Gerçekten gördüğüm göre hep aynı eski Hasan derler. Hani yiğit lakabıyla anılır. Bir tanıyalım seni. Ben Yavşancık köyünde Hasan Turunç. İstanbul'da 25 sene kaldım. Emekli oldum. Şimdi ise köye geldim. Köyde de emekli ailenle geçiniyorum. Kışında köyde kalıyorum. Birkaç tane de inek biçim. Canım da sıkılsa da alıştık artık. Tabii canım alıştık. Bir vakit geçiriyoruz. Ama kış olduğu zaman da kargış, yola akura gidemiyoruz. Kürekle atıyoruz. Fırtına bizi boğduğu zaman odaya da kaçabiliyoruz yani. Sofra yakıyoruz. Ne iş yapıyorsunuz kışın? Sobayı yakıp oturuyoruz. Evet. Gömbeği pişiriyoruz, turşuyu da çıkart. Sobanın başında çay da demliyoruz. Ne güzel bir şey. Bir alem geçiyor. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Hürmetler. Sağ ol. Yavşancık köyünde Hikmet Koşturuş ben. Yazlar hep buradayız. Yani en azından 3-5 ay yine buradayız. Evet, kışın İstanbul'da kalıyoruz. Kışın İstanbul'da kalıyoruz. Yazlar hep buradayız yine. Her sene geliyor musun? Her sene geliyoruz. Hatırla